Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Necm suresi 19-32. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada özellikle melekler ve melekler hakkında müşriklerin taşkın bir takım ifadeleri ve gaybi konularda müşriklerin ne kadar cahil bulundukları ile alakalı bir takım durumları bize bildiriyor. Şöyle ki: Eferaeytumul Lat ve'l Uzza. Şimdi Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve Menate Salisetel Uhra ve diğer bir üçüncüsü olan Menat'ı. Bunlar Lat, Uzza, Menat müşriklerin putlarından üç tanesi. Ve Lat Taif tarafında bir put. Uzza ve Menat, onlar da işte bir tanesi Medine yolu üzerinde, diğeri Mekke'ye yakın bir yerde put ve bunlar müşriklerin en büyük putlarından. Şimdi Lat, Uzza, Menat, bunları gördünüz mü? Elekumuz zekeru ve lehul unsa. Erkek size de dişi Allah'a mı? Yani müşrikler putları kız isimleriyle isimlendiriyorlar ve bunları meleklerin bir sembolü gibi aynı zamanda görüyorlar. Meleklerle alakalı da haşa, Allah'ın kızları ifadesini kullanıyorlar. Tilke izen kısmetun dize. Öyleyse bu çok insafsızca bir taksim. Yani kendileri mesela kız evlat istemiyor, erkek evlat istiyor. Kendilerine layık görmediklerini bir nevi Allah'a layık görmek gibi o tarz bir durumla karşı karşıyalar. Yani siz bu şekilde insafsızca bir taksim yapıyorsunuz. İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Bunlar sizin ve ecdadınızın verdiği isimlerden ibarettir. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah bunlar hakkında, bunların böyle olduğu hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. İn yettebiuna illa zan. Onlar bu konuda sadece ve sadece zanna uyarlar. Ve ma tehvel enfus, ve nefislerin keyiflerine, hevalarına uyarlar. Ve lekad ca'ahum min rabbihumul huda. Halbuki onlara Rablerinden hak, hakikat, doğruyu gösteren şeyler gelmişti. Değerli izleyenlerim, burada onların putlarla alakalı kanaatleri, meleklerle alakalı değerlendirmelerinin ne kadar yanlış olduğuna dikkat çekiliyor ve onlara insanların ilah namını vermekle ilah olmayacakları ifade ediliyor. Ve bununla alakalı işte bunlar sadece birer isimdir, müsemması olmayan bir isimdir deniliyor. Bu şu manada: diyelim ki gariban birisine hükümdar demiş olsak, hükümdar dememizle o hükümdar olmaz. Sadece biz ona o şekilde itibar etmiş oluruz, öyle bir isim vermiş oluruz. Veya elimizde diyelim taşlar var, değersiz madenler var. Bunlara altın demekle bunlar altın olmaz. Neyse odur. Onun gibi meleklerle alakalı bunların haşa melekler Allah'ın kızları demeleri veya Lat, Uzza, Menat tarzında putlar yapıp bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz, bunlar bizi kurtaracak demeleri sadece kendilerini aldatmaktan ibaret. Gerçekte bunların böyle bir hüviyeti ve böyle bir kimliği, hakikati söz konusu değil. Ve onlar bu konuda bir ilme dayanmıyorlar. Bu konuda kendilerine gelen bir delil yok. Şundan dolayı biz bunları ilah kabul ediyoruz diyecekleri bir delil yok. Sadece ve sadece zanna uyuyorlar. Zan, bir şeyi zannetmek. Kur'an-ı Kerim'de inne zanne la yugni minel hakkı şey'e. Zan, hak ve hakikattan bir şeyi ifade etmez. Zannetmekle o şey öyle olmaz. Demek ki sadece kendilerini avutuyorlar ve kendilerini kandırıyorlar. Halbuki onlara bunlarla alakalı işin hakikati bildirildi. Hidayet onlara geldi. Yani peygamberler, peygamberlerin yanında gönderilen kitaplar, indirilen kitaplar, bunlarla hak ve hakikat onlara bildirildi. Emlil insani ma temenna. Yoksa insan için temenni ettiği mi var?
Yani bir şeyi temenni etmekle, kendi zihninden, hayalinden öyle geçirmekle hemen ona ulaşacaklarını mı zannediyorlar? Burada bir soru üslubuyla bunun böyle olmadığına dikkat çekilmiştir. Ve diğer sayfada, bu surenin diğer sayfasında وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانْ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığı vardır. Yani temenni ettiği değil, çalıştığı vardır. Temenni etmekle o şey gerçekleşmez ama çalışmakla gerçekleşir. فَلِلَّهِ الْاٰخِرَةُ وَالْعُولَى Halbuki ahiret de dünya da Allah'ındır. Ahiret diğer alem, ula olarak burada ifade edilen o da dünya. Dünya da Allah'ın, ahiret de Allah'ındır. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Göklerde nice melek var ki لَا تُونِي شَفَاتُهُمْ شَيْئًا Onların şefaati herhangi bir fayda vermez. اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَذَنَ اللّٰهِ Ancak Allah izin verdikten sonra لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Kimin için dilemiş ve kimin için rıza göstermişse onlar için şefaat fayda verir. Yani melekler kendiliğinden şefaat etmez. Melekler bizim şefaatçimiz veya putlar bizim şefaatçimiz diyor bir kısım insanlar. Meleklerin kendiliğinden şefaati yoktur. Ancak Allah'ın verdiği izinle ve Allah'ın dilemesine ve razı olacağı kimseyle alakalı bu şefaat fayda verecektir. Burada şefaatin, meleklerden gelecek şefaatin reddedilmesi değil, bu şefaatin ancak Allah'ın izniyle ve rızasıyla olacağı bildiriliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayanlar لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى Onlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ اِلْمِ Onların bu konuda herhangi bir ilmi yok. Onlar bir ilme dayanarak bunu söylemiyorlar. اِيَّتَّبِعُونَ اِلَّا zan, Onlar ancak zanna uyuyorlar. Öyle olduğunu zannediyorlar. وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءَ Halbuki zan, hak ve hakikattan bir şeyi ifade etmez. Yani bir şeyin öyle olduğunu zannetmek, o şeyin öyle olduğu anlamına gelmez. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا Ey Peygamber, artık sen bizim zikrimizden yüz çevirenden yüz çevir. Yani Allah'ın zikri gelmiştir. Allah'ın anılmasıyla alakalı, Allah'tan bahiste bulunan ayetler gelmiştir. Ama bir kısım insanlar bunlardan yüz çeviriyor. Ey Peygamber, sen de onlardan yüz çevir. Onlarla meşgul olmak yerine seni dinleyebilecek olanlar var. Onlarla vaktini değerlendir ve istifade edeceklere anlat. وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Ve bu şekilde Allah'ın zikrinden yüz çevirenler sadece ve sadece dünya hayatını murad ederler. Yani bunlar ahiretten gafildir. Bunlar tek gözlüdür. Ahireti görmez. Gözleri maneviyatı görmez. Sadece ve sadece اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا dünya derler. Varsa da yoksa da dünya hayatı. Dünyalarını kendilerine göre cennete çevirmeye çalışırlar. Ahiretten ise tümüyle gafildirler. ذَٰلِكَ مَبْلَوْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Bu onların ulaşabildiği ilmi seviyedir. Yani onların ilimden varabilecekleri nokta budur. Yani sadece maddiyatla alakalı, dünya hayatıyla alakalı bir kısım bilgilere ulaşırlar. Ama ahiretle alakalı, maneviyatla alakalı herhangi bir bilgileri yoktur. Ulaşabildikleri bir netice yoktur. İnne rabbeke şüphesiz senin Rabbin huve a'lemu bimen dalle an sebili kendi yolundan sapanı en iyi bilir ve huve a'lemu bimen ihtede ve hidayet üzere olan ihtida etmiş olanı da Rabbin en iyi bilendir. Yani Allahu Teala kimin doğru yolda kimin eğri yolda olduğunu elbette bilir ve ona göre onlara karşılık verir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَّاءُ بِمَا عَمِلُوا Allah, kötülük yapanları yaptıkları kötülükle cezalandıracaktır. وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى İyi işler yapan,
güzel işler yapanları ise en güzeliyle mükafatlandıracaktır. Yani kötülük yapanların kötülüğü yanlarına kar kalmadığı gibi iyilik yapanların iyiliği de zayi edilmeyecektir. Allah bütün insanların yaptığının karşılığını eksiksiz, noksansız verecektir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ Onlar, o iyilik yapan kimseler, büyük günahlardan kaçınırlar. وَالْفَوَاهِشِ Ve çirkin durumlardan, insanları mahcup edecek, utandıracak çirkin hallerden uzak kalırlar. اِلَّا لَمَمْ Ancak küçük olanlar müstesna. Burada yani büyük günahlardan kaçınırlar, fuhşiyattan, çirkin hallerden kaçınırlar, küçük olanlar müstesna denilirken küçük günahları rahatlıkla yaparlar manasında değil. Ama küçük olan günahlardan tümüyle kaçınabilmek de mümkün değil. Bir tanesini örnek vereyim. Mesela ahir zamanda açık saçıklık çok fazla. Gazetelerde bunların resimleri, televizyonlarda görüntülü, hareketli halleri, sokakta, çarşıda, pazarda, her tarafta canlı timsalleri bulunmakta. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir insanın gözünü tamamen haramlardan koruyabilmesi mümkün değil. Ama bununla alakalı dinin ölçüsü vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye demiştir ki Ya Ali, en nazretul ula lek ve thaniyetu aleyk. Yani ilk gördüğünde bir vebal yok ama tekrar bakarsan vebali sana ait. Demek ki bir insan ister istemez bazı şeyleri görebilir. Bundan tümüyle kaçınabilmesi mümkün değildir zaten. Ama bizzat gözünü çevirecek olursa bu doğrudan onun günah hanesine yazılacaktır. İşte ayet-i kerimede anlatılan güzel işler yapan insanlar bunlar günahlardan, büyük günahlardan kaçınırlar. Çirkin hallerden uzak kalırlar. Ancak arada bazı ufak tefek hataları olabilir. Bu da beşer olmanın bir muktezasıdır. Ve beşer şaşar denilir. Hangimizin bir takım eksikleri, kusurları yok ki? Muhakkak ki her insanın bir takım eksikleri, kusurları vardır. Ayet-i Kerime'yi bu manada anlamak güzeldir. Bu manada anlaşıldığı zaman problem olmaz. Ama küçük günahları rahatlıkla yaparlar, bunda bir beis görmezler, öyle anlayacak olursa bazıları, küçüğe alışan artık büyüğünden de kurtulamaz. Hani damlaya damlaya göl olur denilir. Küçük günahlar da birike birike büyük olur. Küçük günah hususunda hassasiyet göstermeyen zamanla günahlara alışır, büyük günahları da rahatlıkla yapar hale gelir. Mesela içkiyi örnek verelim. İçki Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde yasaklanmıştır. Ama bazıları işte günde bir kadeh içmekten bir zarar gelmez, hatta faydalı olur gibi ifade kullanıyorlar. Bunlar dini hassasiyeti olmayan kimseler. Bunların fetvasıyla yola çıkılmaz. Çünkü çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da zaten haramdır. Bir damlası da haramdır. Böyle olunca azının içilmesi caiz değildir. Kaldı ki bir kimse velev küçükten başlamış da olsa zaten herkes önce küçükten başlıyor, başlayanlar ve bu işi devam ettirenler. Küçük olarak o artık o kalmıyor. Belki bir birayla başlıyor, ardından diğerleri kör kütük sarhoş hale geliyor. Demek ki büyük günahlardan korunmada çok hassas davranmak gerekir. Küçük günahlardan da elden geldiğince yine kaçınmak gerekir. Böyle bir hassasiyet insanı Allah nezdinde daha itibarlı bir hale getirecektir. İnne rabbeke vasiul mağfireh. Senin Rabbin mağfireti çok geniştir. Yani Rabbinin mağfireti o kadar geniştir ki bir insan velev büyük günahlara da girmiş olsa samimi tevbe ettikten sonra Allah rahmetiyle onu da bağışlar. Onu da cennetine dahil eder. İşte 100 kere tövbesini de bozmuş olsa sonunda yine aklı başına gelmişse tevbe ettiğinde yine onun tevbesini kabul eder. Ve bu noktada Cenab-ı Hakk'ın engin bir merhameti, sonsuz bir rahmeti söz konusudur. Huve a'lemu bikum, o sizi en iyi bilendir. İz enşâkum minel ard, o sizi arzdan meydana getirdi. Yani
sizin vücudunuzda yer alan zerreler, atomlar, hücreler, neler varsa bunların hepsi bir zamanlar yeryüzünde dağılmış vaziyetteydi. Allah sizi oralardan toparladı. Yunus Emre'nin ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dediği gibi bu insanlar da her biri müstakil bir varlık olarak görüldü. Ve iz entum ecinne fi butun ummahatikum, ve siz analarınızın karnında ceninler idiniz. Yani bir zamanlar yeryüzünde dağınık zerreler halindeydiniz. Ardından ana rahminde cenin haline geldiniz. Allah bütün bunları elbette biliyor. Bütün bunlar Allah'ın ilmi dahilinde meydana geldi. Böyle olunca o safhalardan sizi geçiren Allah elbette bulunduğunuz hali de bilir. Neye layık olduğunuzu bilir. İçinizden neler geçiyor bilir. Gözü size veren bu gözle nelere baktığınızı da bilir. Kalbi size veren kalbinizden geçirdiklerinizi de bilir. Fele tuzekku enfusekum, öyleyse nefsinizi temize çıkarmayın. Yani kendinizi temize çıkarmayın. Yani ben şöyle iyiyim, ben günahlardan uzağım gibi kendinizi temize çıkarmayın. Tevbe, istiğfar edin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o en yüksek makamıyla beraber kendini Allah'ın huzurunda tam bir abd olarak görüyor ve günde 70 defa, 100 defa Allah'a tevbe istiğfarda bulunuyor. Dolayısıyla bir kısım insanların ben şöyle iyiyim, ben böyle mükemmelim demesi güzel bir davranış değildir. Zaten iyi ve mükemmel olan birisi o gibi ifadeleri kullanmaz. Bir insan kendini daima kusurlu görmeli ve bu kusurlu görmek onu tevbe istiğfara sevk etmeli. İnsan kendini kusurlu görürse daha mükemmele ulaşmak için daha ileriye gider. Ama kendini mükemmel gördüğü yerde artık ilerleme durur, gerileme başlar. Huve a'lemu bimen ittaka, o sakınanı, yani günahlardan sakınan, kendini koruyanı en iyi bilendir. Değerli izleyenlerim, işte Kur'an-ı Kerim bu şekilde çok güzel dersler veriyor bize. Ve bunlar nefis terbiyesinde çok önemli hakikatler. İnsanın kendini bu şekilde kusurlu görmesi onu mükemmele ulaştıracak bir durum. Kusurlu gördüğünde, eksiğini gördüğünde eksiğini telafi etme cihetine gider. Ama kusurlarla dopdolu olan bir insan genelde kusurunu görmez. Hep başkalarının kusurunu görmeye çalışır. Maneviyatta ilerlemiş olan zatlar demişler ki kendi kusurumuzla meşgul olmaktan başkalarının kusuru var mı yok mu onları görmeye vaktimiz olmuyor. Herkes bu noktada kendisinin kusurlarını araştırmada, fark etmede tavizsiz olmalı. Ama başkalarının kusurları onunla Allah arasındadır. Onları görmek yerine kendi kusurlarıyla meşgul olup manen temizlenmeye çalışmalı. Bunun da yolu tevbedir, istiğfardır. Bu bizi Allah nezdinde daha ileriye doğru götürecektir. Cenab-ı Hak bizleri büyük günahlardan, küçük günahlardan muhafaza eylesin ve tertemiz bir şekilde şu dünya hayatından gitmeyi nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.